Sessiz ve derinden. Dünyanın neresine giderseniz gidin, eğer konu bir şekilde denizaltılara geliyorsa duyacağınız ilk cümle genelde bu olur. Denizaltılar, mavi suların derin karanlıklarında avını bekleyen sessiz suikastçilerdir. Sadece platformun kendisi olmaz görevini sessizce yapıp kenara çekilen, denizaltında çalışan personellerden de neredeyse hiç duyamazsınız anılarını. İşte böylesine bilinmez bir ortamda fenerimizi denizlerin bu dev platformlarına çeviriyoruz. Sadece denizaltıların ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığını değil, Türkiye'nin bu alandaki durumunu da ele aldığımız yeni bölümümüz başlıyor. Merak etmeyin, sizi bu videoda teknik işler, gereksiz detaylar ve işinize yaramayacak bilgilerle yormayacağız. Sektördekilerden sıkça duyduğumuz bir cümleyle başlayalım. Denizde iki tip gemi vardır. Denizaltılar ve onların avları. İşin abartısını bir yana bırakıp devam edelim. Savaş zamanlarında denizaltıların en önemli görevlerinden birisi düşman ticari ve savaş gemilerini batırmak. Ama bildiğiniz üzere savaş platformlarının bir de barış görevleri var ki bunlar da en az diğerleri kadar değerli. Denizaltıların barış zamanı görevleri aslında biraz karışık. Bu karışıklık onların imkan ve kabiliyetlerinden geliyor. Denizaltı bir kere daldı mı o istemeden onunla haberleşmek mümkün değil. Denizaltı doğası gereği tamamen bilinmezler içinde olan bir platform. İşte belki de bu yönüyle aynı zamanda mükemmel bir özel operasyon ve istihbarat vasıtası. Denizaltılar kuvvetli sonar sistemleriyle denizin yüzeyindeki ve altındaki gemilerin seslerini dinler. Sahip oldukları sensörler ve periskopla da gözetleme yapar. Denizaltılar doğaları gereği aynı zamanda mükemmel bir sızma vasıtası da olabilir. Özellikle kıyı sularında görev yapmak için optimize edilmiş denizaltıların Barış zamanında gizlice ajan ve komando çıkarmak için ideal vasıtalardan biri kabul edilmesinin temelinde de bu yatıyor. Örneğin Kuzey Kore, Sang-o ve Yugo sınıfı denizaltı gemileriyle Güney Kore sahillerine pek çok defa ajan çıkartmıştı. Aslına bakarsanız barış zamanı bir başka ülkenin kara sularına izinsiz girmek o ülkenin egemenlik haklarını çiğnemek olarak kabul ediliyor. Haliyle de bu gibi durumlar bazen savaş sebebi dahi sayılabiliyor. İşte bu kritik görevlerde iş çoğu zaman denizaltılara düşüyor. Videonun başında da bahsetmiştik. Denizaltıda görevli personelin katıldığı operasyonları anlatması çok nadirdir. Ancak bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. En kritik operasyon bir balıkçının ağına takılabilir. Ya da sahilde piknik yapan bir ailenin dikkatli gözleri bir ülkenin kaderini değiştirebilir. Ya da örnekleri biraz daha somutlaştırmak gerekirse, bir NATO gemisi Sovyet denizaltısına çarpar ya da Sovyet denizaltısı İsveç karasularında karaya oturur. Güney Koreli bir balıkçı gemisinin ağlarına Kuzey Kore denizaltısı takılır. Basının ilgisini çeken bu olaylar belgesellere konu olduğunda işte o zaman mürettebat sessizliği bozar. Onlar anlatır, biz dinleriz ve dinledikçe denizaltıların ne kadar stratejik varlıklar olduğunu bir kez daha anlarız. Galiba bir konuda hepimiz hemfikiriz. Savaş gemileri ne kadar heybetli ve güzel duruyorsa, denizaltılarda bir o kadar gösterişsiz ve zayıf görünüyor. Ama durun, bu son derece mütevazi görünüş sizi yanıltmasın. Dev cüsseleriyle kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşündüğünüz o dev uçak gemilerinin korkulu rüyasıdır denizaltılar. Kısadan ise denizaltılara sahip olmak hem savaşta hem barışta stratejik bir silaha sahip olmak demek. Peki gelelim kritik soruya. Türkiye böylesine stratejik bir alanda neler yaptı? Mevcut durumumuz nasıl görünüyor ve yakın gelecekteki yol haritamız nasıl? Videomuzun ikinci kısmına. Türkiye ve Mavi Vatan'ın denizaltı Denizaltıları bölümüne geçiyoruz. Türk denizaltı tarihinin kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar gidiyor. Ama durun durun, biz o kadar geriden başlamayacağız. Kendi tersanelerimizde ürettiğimiz denizaltılarla başlayıp günümüze gelelim istiyoruz. O zaman takvim yapraklarını 1975'e döndürelim. Türkiye, NATO yardımları kapsamında Almanya'dan 6 adet denizaltı almaya karar verdi. Bu kapsamda Alman HDR tersanesinin en başarılı modellerinden birisi olan tip 209 modelinden 4 adet satın alınacaktı. 1000 tonluk denizaltıların üretim süreci ikiye bölündü. 3 denizaltı Almanya'da, kalan 3'ü ise Türkiye'de üretilecekti. Öyle de oldu. Gölcük'teki tersanede Ay sınıfı olarak bilinen denizaltıların inşası Mavi Vatan için de bir dönüm noktasıydı. Türkiye o yıllarda hem modern denizaltılara sahip oldu hem de ilk defa denizaltı inşa ederek büyük bir kabiliyet kazandı. Sonra daha gelişmiş ve büyük model olan 1400 tonluk Preveze sınıfı için süreç başladı. Bu kapsamda sipariş edilen 4 denizaltının tamamı ülkemizde inşa edildi. Türkiye bu işi layıkıyla yapabildiğini hem kendi görmüş hem de yurt dışındaki ortaklarına göstermişti. Yola çıkılmıştı bir kere. Ay ve Preveze'nin ardından sıra Gür sınıfı denizaltılara geldi. Sayı yine 4 adetti ve tamamı Gölcük'te yapıldı. Bu örneklerden de görüleceği üzere aslında bakarsanız Türkiye son 50 yıldır kendi denizaltı gemilerini kendi tersanelerinde inşa edebiliyor. Yeri gelmişken ülkemizin kendi denizaltı gemisini inşa edebilen dünyadaki 14 ülkeden biri olduğu bilgisini de paylaşalım. Ancak bahsi geçen yıllardan da anlayacağınız üzere zaman içinde bir sorun giderek daha görünür bir hal aldı. Donanmamızın denizaltıları giderek eskimeye başladı ve haliyle yenileriyle değişimi şart oldu. Bugünlerde Gölcük Tersanesi tarafından geçerken içeriden gelen çalışma seslerini ve personelin yüzündeki o gurur ifadesini görürseniz şaşırmayın. Onlar hali hazırda yapımı devam eden reis tip denizaltıların yapım sürecinin bir yansıması. İsterseniz yakın gelecekte adını daha sık duyacağımız reis tipi denizaltılar ve projenin gidişatı ile ilgili biraz daha detaya inelim. Reis sınıfı denizaltılar donanmamızın diğer denizaltı gemileri gibi Alman HDF tersanesi tarafından tasarlanan tip 214 denizaltı gemilerinden geliştirildi. Tip 209 ile tip 214 sınıfı denizaltıların en büyük farkı tahrik sistemleri. U-214 sınıfı denizaltılar havadan bağımsız tahrik sistemiyle donatıldı. Konuya yabancı olanlar için bu tahrik sistemi meselesini biraz açmak lazım. Aksi halde fotoğrafın bütünü biraz flu kalabilir. Geleneksel olarak denizaltılar suyun üzerinde dizel tahrikli makinelerle hareket ederler. Suyun altına dalışa geçtiğinde ise elektrik motorlarını kullanır. Tabi bu noktada tüm elektrik motorlu araçlarda olduğu gibi denizaltılarında bataryalarda depolanan elektriğe muhtaç olduğunu unutmamak gerek. Bataryaları bitince ne mi oluyor? Dev platform yüzeye çıkmak zorunda kalıyor ve buradan itibaren risk artıyor. Çünkü denizaltılar suyun altında olmadığı her an batırılma riskiyle karşı karşıya. Hal böyle olunca o dönemin mühendisleri farklı seçenekler üzerinde duruyor. Çözüm olarak şinorkel öne çıkıyor. Kabaca anlatmak gerekirse denizaltı deniz yüzeyinin altından yukarıya doğru bir boru uzatır. Dizel makineler çalıştırılır ve bataryalar şarj edilir. Bu sayede denizaltı tamamen sata çıkmak zorunda kalmaz. Şnorkel yakalanma riskini azaltmış olsa da tamamen ortadan kaldırmaz. Havadan bağımsız tahrikli sistemlerde ise durum daha farklı. Bir kere onlar kendi oksijenini kendisi üretebiliyor. Bu sayede denizin altında uzun müddet kalabiliyor. Aslında burada sektör ilginç bir durumla karşı karşıya. Dizel tahrikli denizaltılar nükleer tahrikli denizaltılar kadar su altında kalamadığı için sıkça eleştirildi. Nükleer tahrikli denizaltılarsa reaktörü soğutabilmek için devamlı pompa çalıştırması nedeniyle eleştirildi. Pompa çalıştırmak neden sorun kabul ediliyor? Ona da değinelim. Basitçe nükleer denizaltı gemileri daha çok gürültü yapıyor ama daha uzun süre su altında kalabiliyor. Dizel denizaltılar daha az gürültü yapıyorlar ancak su altında da daha az kalıyorlar. İşte Türkiye'nin ürettiği reis sınıfı denizaltılarla sessizlikten ödün vermeden uzun süre su altında kalabilmek mümkün. Reis sınıfı denizaltılar sata çıkmadan 3 haftadan uzun süre seyir yapabiliyor. Toplamda 8 adet 533 mm torpido kovanına sahip. Bu kovanlardan dördü sap Harpoon füzesini ateşleyebiliyor. Sap Harpoon, çoğumuzun sıkça duyduğu Harpoon gemi savar güdümlü füzesinin deniz altından ateşlenen versiyonundan başka bir şey değil. Reis sınıfı platformlar destek almadan 84 gün denizde kalabiliyor. Bu neredeyse 3 ay boyunca devriye görev yapabilmesi anlamına geliyor. Reis sınıfı sizin de gördüğünüz üzere gerçekten de mavi vatan için ülkemizin son derece değerli bir güç çarpanı. Ama burada sizinle paylaşmadan geçmek istemediğimiz çok kritik bir detay daha var. Reis sınıfı denizaltı üretilirken Türkiye bir ilke de imza attı. Hatta yaşananlar projenin sahibi Almanya için bile ilkti. Ankara Almanya'ya sürecin başında bir teklifte bulundu. Bu teklif kabaca biz üretebileceğimiz her şeyi kendimiz yapacağız eğer bizim yapamadığımız bir alan olursa o zaman sizden destek alırız anlamına geliyordu. Bu sayede gemide kullanılan bütün yazılım ve elektroniklerini yerlileştirmiş olduk. Kendi ürettiğimiz denizaltı savaş sistemi yazılımını kullandık. Bu sayede kendi ürettiğimiz ağır torpidomuz Akya, milli gemi savar füzemiz Atmaca ve milli seyir füzemiz olan Gezgin kolayca reis sınıfı denizaltıya entegre edilebilecek. Sonuç olarak Türkiye bugün reis tipi denizaltıları %80 gibi oldukça yüksek bir yerlilik payıyla üretebiliyor. Neresinden baksanız büyük iş. Laf yerlilikten açılmışken anlatmak istediğimiz bir mevzu daha var. U-214 tipi denizaltıların ilk kullanıcısı olan Yunanistan, hizmete aldığı Papa Nikolis denizaltısıyla ciddi denge sorunları yaşadı. Atina ve Alman HDF şirketi arasında uzun süren bu gerilim denizaltının hafif tarafına su pompalayarak çözüldü. Bu iş için denizaltıya fazladan bir pompa eklendi. Evet, sizin de fark ettiğiniz üzere bu çözüm aslında başka bir alanda çok sancılı bir sorun anlamı taşıyordu. Çünkü pompa demek gürültü demekti. Gürültü ise fark edilme riskinizi ciddi şekilde artırıyordu. Türk kurmay zekası burada bir kez daha devreye girdi biz daha farklı bir yolu izledik. Denizaltıyı yaklaşık 3 metre uzaktık. Kazandığımız hacme daha çok enerji hücresi koyduk. Bu sayede sessizlikten ödün vermeden daha uzun süre su altında kalabileceğimizi gösterdik. Denizaltının ana üreticisi Alman HDV Türkiye'nin bu çözümünü o kadar beğendi ki uluslararası müşterilerine de önermeye başladı. Reis sınıfı denizaltılar uluslararası kodlamada tip 214 TN yani Turkish Nevi. Türk donanma modeli olarak geçiyor. Reis sınıfından ikisi opsiyonlu olmak üzere 6 adet üretilmesi planlanıyor. Böylece eskiyen Ay sınıfı denizaltılar da emekli olacak. Reis sınıfının ilk denizaltı gemisi TCG Piri Reis testler için donanmaya teslim edildi. Yakın gelecekte envantere girmesi bekleniyor. Serinin ikinci gemisi olan TCG Murat Reis bu yıl içinde deniz testleri için teslim edilecek. Reis tipi denizaltı gemilerinin son gemisi TCG Selman Reis 2027 yılında teslim edilecekti. Proje takvimi gecikmelerden dolayı bir yıl sarktı. Teslim tarihi 2028 olarak güncellendi. Reis tipi denizaltıların inşasının tamamlanması Türkiye'nin denizaltı projelerinin biteceği anlamına gelmiyor. Ankara uzun zamandır her şeyini kendinin tasarlayıp üreteceği denizaltılar için kolları sıvamış durumda. Bu kapsamda kısaca Mil'den olarak bilinen milli denizaltı projesi için uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor. Ne durumdasınız? Yoruldunuz mu? Merak etmeyin az sonra tamamlamış olacağız ama denizaltılardan bahsedip de merakla beklediğimiz iki projeyi anlatmamak olmaz. Tasarımını STM'nin yaptığı STM 500 sınıfı denizaltı ile Dearsan Tersanesi'nin tasarladığı hafif hücum denizaltı LESAP 33 projelerinden bahsediyoruz. Bu iki denizaltıda DEF 21 fuarında tanıtıldı. Lesap 33, ülkemizin askeri ve ticari gemi inşasında önemli bir yere sahip olan sivil tersanelerinden Dearsan Tersanesi'nin tasarımı. Sivil teşebbüs olarak tasarlanmış olan ilk denizaltı gemisi. Savunma sanayi kulislerinde adı açıklanmayan bir ülkeye ihraç edilmek üzere tasarlandığı iddia ediliyor. Toplamda 33 metre uzunluğunda olması planlanan geminin 3 metre civarında bir su çekimi var. Bu sayede gemi derinliği 3 metreden fazla olan her yere sokulabilir ve sızma yapabilir. 6 ila 8 personele ek olarak 8 komando taşıyabilecek şekilde dizayn edildi. Üzerindeki ekipmanlarla keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri icra edebilecek. Ayrıca düşman karasularına komando çıkararak düşmanın liman ve kritik tesislerine sızma yapabilmesinde kritik roller oynayacak. Lesap 33, 2 adet ağır torpidonun yanı sıra 6 adet dip mayını taşıyabiliyor. Bunlarla düşman limanları mayınlanabilecek. L-33 SAP, deniz altına yetecek kadar derin olmayan deniz ve göllerde operasyon yapabilecek. Bu avantaj onu çok sayıda ülkenin ilk tercih sebeplerinden biri yapabilir. Anlatmak istediğimiz diğer platform olan STM-500 de dikkat eder. Ancak bu konuda maalesef kavramsal bir kargaşa hakim olduğundan da bahsetmek gerek. Gerek sosyal medyada, Gerekse basında STM-500 için cep denizaltısı ya da mini denizaltı gibi yanlış tanımlamalar kullanılıyor. STM-500 sahil veya sığlık tipi denizaltı dediğimiz türe uyuyor. Her ne kadar kendinden küçük cep denizaltıları gibi sığ denizlerde operasyon yapmak üzere optimize edilmiş olsalar da cep denizaltılarından daha büyük ve daha karmaşık sistemler olduğunu unutmamak gerekiyor. Cep denizaltıları yaklaşık 150 tonken sahil tipi denizaltılar 450-500 tonla 1000 ton arasında olabiliyor. STM-500 denizaltısının 47 metre uzunluğa ve 563 ton ağırlığa sahip olması bekleniyor. Su çekiminin 4 metre civarında olması beklenen gemide 4 adet torpido kovanı bulunuyor. Ayrıca kovanların arkasında bir yedek torpido ve füzeyi barındıracak bir kızak yer alıyor. Bu sayede söz konusu denizaltının 8 adet torpido taşıyabileceği konuşuluyor. Tıpkı L-33 SAP tasarımında olduğu gibi STM-500 mayın dökme kabiliyetine sahip. 22 personel tarafından idare edilmesi planlanan denizaltı 8 komando taşıyabilir. Medyaya yansıyan kimi bilgilere göre STM-500 denizaltı gemisinin dalış derinliği 200 metreden fazla. İlerleyen yıllarda STM-500 denizaltısı yerli havadan bağımsız tahrik sistemiyle donatılabilecek. Ayrıca bir ay boyunca devriye görevi yapabilecek. STM-500 hizmete alındıktan sonra ay sınıfı denizaltıların boşluğunu doldurmaya aday olacak. Sektörü yakından takip edenler aslında bu mini denizaltı konusunu fazlasıyla önemsiyor. Türkiye'nin insansız hava araçlarında ortaya koyduğu performans ve dünya genelinde söz sahibi olmasına benzer bir senaryonun mini denizaltılar için de yaşanabileceği üzerinde duruluyor. 26 Haziran 2022 tarihinde adı açıklanmayan sivil bir tersanede STM-500'ün basınca dayanıklı teknesinin test üretimi yapılmaya başlandı. Bu sayede ilk defa sivil tersanelerimizde de denizaltı üretimi çalışmaları kendini göstermiş oldu. Bu neden önemli? Sivil tersanelerimizin savaş gemisi ve denizaltı üretiminde etkin rol oynaması, donanmamızın daha kısa sürede yerli ve milli gemilerimizle donatılması adına son derece kritik. Sadece bu da değil. Aynı zamanda dost ülkelere savaş gemisi ve denizaltı ihracatını da artırabilecek bir haber bu. Peki böylesine etkili platformlar için hiç mi tehdit yok? Yok mu bu denizaltıların hakkından gelebilecek bir baba yiğit? Var. Bir denizaltının en büyük rakibi yine başka bir denizaltı. Özellikle koylara ve umanlara sızmaya çalışan bir denizaltıyı belki ilk fark edebilecek olan yine başka bir denizaltı olabilir. Sahil tipi denizaltıların aynı zamanda çok önemli bir denizaltı savunma harbi silahı olduğunu pas geçmemek gerek. Ege tarafını merak edenler için bir dipnot. Adalar Denizi bir denizaltının saklanabileceği yüzlerce koy ve körfezlerle dolu. Geldik videonun sonuna. Yarım asırdan fazla tecrübe dünyanın dört bir yanında icra edilen görevler, Milden projesiyle başlayan süreç, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmın yerli ve milli imkanlarla ilk kez üretilmesi, temin edebilmenin çok zor olduğu denizaltı çeliğinin oyak tarafından geliştirilmesi ve daha niceleri. Umalım ki çevremizde ya da çıkarlarımızı ilgilendiren bir coğrafyada denizaltıların konuşacağı kadar geniş çaplı bir mesele yaşanmaz. Ama yaşanırsa da Türkiye'nin en güçlü şekilde bayrak göstereceğinden de hiç şüpheniz olmasın. Pompa çalıştırmak neden sorun kabul ediliyor? Ona da değinelim. Basitçe nükleer denizaltı gemileri daha çok gürültü yapıyor ama daha uzun süre su altında kalabiliyor.